Yani şöyle, Banu Parlak'la görüşmüyoruz. Yani arkadaşlar arasında çok farklı muhabbetler yaptı. Hani senden olan muhabbeti değiştirip bana getirip, benden olan muhabbeti değiştirip sana getirip ara bozmaya çalıştı biraz. Biz de arkadaşlarla hep birlikte görüşmeme kararı aldık. En doğrusu buydu. Bu şekilde daha mutluyuz. Birbirinize düşürmek için biraz şey yaptı. Yani biraz ortalığı karıştırmaya çalıştı Bayan Mikser. Biz de bunu fark edince, yüzleştiğimizde fark ediyoruz çünkü bu durumu doğal olarak. Tepkini hepimiz dile getirdin mi? Hey tabii, Bayan Mikser tabii, diye. Tabii getirdim. Ne dedi? Yani, ben öyle bir şey söylemedim mi dedi? Zaten söylemediğini, bana söylemedim diyor ama yazışma var karşı tarafta mesela. Benimle ilgili bir şey söylüyor, olmayan bir şey söylüyor. Yazışmalar var, sen benim için bunu demişsin diyorum. Evet. Hayır, ben öyle bir şey söylemedim diyor. Yani yazışmayı görmesem inanayım. Aa. Ama elle tutulur ispatlar olduğu için hepimiz görüşmeme kararı aldık. Hepiniz dediğin kim? Eylül, sen. Eylül, Dilan, ben, işte Merve, Tuğba, bütün kızlar görüşmüyoruz. Yalnız kaldı Banu Parlak şimdi. Yani yalnız mı artık, etrafında birileri var mı bilemem ama biz görüşmek istemiyoruz. Böyle lakabı da Mikser olarak kaldı mı kaldı, sizde? Kaldı, evet. Banu'ya da cevap hakkı doğuyor. Bu arada mesaj da atabilir dilerse yayınlar. Evet, Banu Parlak'a sildiğinizi söylediniz. Bayan Mikser dedin, cevap hakkı dedik ve Banu bizi izliyormuş. Cevap hakkını kullanmak üzere Banu, canlı yayına bağlanmış. Banu, hemen dinliyoruz seni. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür. İyiyiz. Hemen cevabını dinliyoruz alalım. Seni. Ya niye cevap vereyim? Mesela böyle böyle sorular, konunun biraz tam ne olduğunu bilmiyorum. Benim sadece adımı ağzına almasın. Hiç vakfı olmayan hanımefendi. Sen zamanında çok bizim ismimizi ağzına aldın. O yüzden sorulduğu için cevap verdim. Yoksa aklımın ucundan geçmezsin. Biz lütfen sorduk bana. Benim adımı ağzına almasın. Lütfen benim üzerinden prim yapmasın. Daha düne kadar. Sen kimsin üzerinden prim yapacağım Allah aşkına? Onunla single yapacağız, diyet yapacağız diyen kız. Benim üzerinden prim yapmasın. Benim adımı aldırmayın lütfen ağzına. Ne diyor anlamıyorum. Bir dakika Banu, şimdi söylediğin benimle hiçbir şey... düet yapmak istiyordu diyor. Önceden kabul etmediğim için diyor, bunları söylüyor diyor. Böyle bir yalan olamaz ya. Ne sanırım? Banu'yu kandırırsam inşallah düet yapacağım diyorsun. Banu'cum sen aman aman şarkısı çıkmadan bana dinlettiğinde Banu sesin, senin sesin ne kadar iğrençmiş kız diye senin suratına söyledim ben. Senle niye düet yapayım? O zaman YouTube videonu var bir tane tekrar çektiğiniz. İzlemenizi tavsiye ederim kendi videonuzu. Hayatım, arkadaşken birlikte düet ya, yapalım ya, demişim ya, ne? Senin ağzına alma. Aylar oldu artık, bıkmadın. Üzerimden film yapmaktan. Banu biz bak, sorduk. Dedim. Biz sorduk. Biraz evvel biz sorduk tamam, çünkü... Benim hakkımda onu çevirmiş kimseye beni sormayı. Ben bıktım bunlardan ya. Ama şimdi neyi sorup neyi soracağımızı biz gelen şeyler, mesajlar doğrultusunda seyirciler karar verebiliriz. Seyirciler merak etmez. Çok rica edeceğim, ne olur işine baksın. Senin, yani ben güzellik merkezi açtığım için bir anı kıskandım, güzellik merkezi açtım diyordu. Etkili single çıkartır. Hayatım işte, benim hayatım, doğum günümde teknede hayatım, bir saniye hayatım, dinler misin? Sana, bir dakika bana, dinler misin? İnsana nereye getireceğiz hiç belli olmuyor. Bir konuşmamak lazımmış demekti. Evet. Herkesin yolu bahsi açık olsun. Banu bir dakika bir dakika. Dilan da bir şey söyle. Bak, Dilan diyorum. Nez de bir şey söyle. Şimdi bir saniye. Sen benim doğum günümde teknede hadi birlikte şöyle bir merkez açalım dediğimizde benim öyle şeylerle işim olmaz, ben şarkılar üzerinden kendime şirket açıp o yolda yürüyeceğim deyip biz Bodrum tatilindeyken senin en yakın arkadaşın bir saniye. Konuşturmuyor çünkü konuşursam çıkacak ortaya. Tamam Banu, bir dinleyelim önce. Allah'ın aşkına senin, bir dinlemeyi öğrenelim. Senin güzellik merkeziyle ilgili açmanda hiçbir sıkıntı yok. Herkes istediğini açabilir. Sen bunu açmayacağım deyip biz Dilan'la Bodrum tatilindeyken Dilan senin kardeşindi ya, benim kardeşim, canım, ötem diyordun da neden Dilan'ın düşmanıyla birlikte hikaye attın? Güzellik ben merkezi Dilan'ın, açmak için bakın, düşmanına gittin. Ben bu programını burada yeniden yapacağım o zaman. Sen de lütfen dinlenir, tamam mı? Bak. Nasıl dinle? Ne? Ben burada ekmek parası kazanıyorum. Değil mi? Evet. Sosyal medya maksimum 2 yıl daha gider. Bilemedim 3 yıl daha gider. Niye öyle ben düşünüyorsun hayatım? Kadar, bir dakika. Hayatım dinler misin beni? Evet dinliyoruz. Ben ne kadar para kazanırsam benim için o kardır. Ben bakmam oğlum düşmanıymış, oğlunu bilmem neymiş. Bu ticaret. Ben kimsenin namusuna laf etmedim. Hiçbir şey yapmadım. Ben ekmek parama baktım diye ben düşmanıymış.
yapıyorum da eğer aklınızdan da ben açıklamasını yapıyorum, Allah'a havale ediyorum. Ama yemin ederim ki tek açıklaması budur. Peki Banu, sen WhatsApp gruplarında Nez'in, Eylül'ün ya da bir başkasının ardından onları birbirine düşürecek mesajlar paylaştın mı? Hiç, ya onların da çok fazla böyle açıklamaları var ama şimdi buradan onları da konuşursam o ona işine büyüyecek. Ya vallahi gerçekten konuşmak istemiyorum çünkü tam zaten duruldu. Ne olacak biliyor musunuz şimdi ben konuşursam? Hop o tamam çok güzel etkileşim olacak ama ben artık böyle şeylerden etkileşim almak istemiyorum. Ben çok yorgunum. İşime gücüme bakmak istiyorum. Bizim aramızda çok büyük yanlış anlaşılmalar oldu. Bir sürü şey oldu. Allah herkesin çarşısına pazar versin. Herkes yerinde mutlu olsun. Ben de evladımla artık huzurlu olayım. Başka hiçbir şey istemiyorum. Peki, bu kadar. Peki çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Diyecek bir şeyim var mı? Yok, hayır misin? Yok yani hiç değmez. Suratına söyledim sesinde kadar iğrenç diye. Söyledim zaten, söyledim. Ben şok oldum. Ben de şok oldum. Hayır deyince. Bana dinletti aman amanı. Ya o zaman da arkadaşız ya, dedim kanki senin sesin ne iğrençmiş dedim. Yüzüne söyledim. Dilan'a da benim sesim daha güzel deme falan. Geyini yaptık yani. Hani ben herkesin yüzüne konuşurum zaten. Gerçekten şarkıyı güzel söyleyememişti. Daha güzel söylediği şarkılar vardı. Ben herkesin yüzüne söylüyorum zaten. Arkasından konuşmadım diyorsun henüz. Hayır. Değil mi? Evet, Kıvanç Tatlıtuğ'la devam edelim. Kıvanç Tatlıtuğ kamp yaptığı bölgeden görüntüsünü paylaştı. O görüntüyü izlerken biz biraz acıktık. Getirebiliyor muyuz ekrana? Çok vallahi kısa zaten. Vallahi çok güzel.